yağlar dedik. Dakika bir, gol bir. Bizi havalimanına götüren aracımız patladı birazcık. Kaçırıyor lan biraz. Neyse artık bizi taksi bekliyoruz. Gözü olanın gözü çıksın. Ne diyorsun Sevinç'im? Gözü olanın gözü çıksın diyorum. Evet, arkadaşın arabası su kaynattı sayılır. Radyatör hortumu yok şu an. Su akıtıyor. Şimdi şeydeyiz, Antalya Havalimanı'ndayız. Ne yaptık Mert? Ne oldu? Check-in yaptık. Acil çıkışa sağ olsun ilgilendi. Ay evet, acil çıkış İki verdiler. İki uçakta iyi oldu. Cüste çünkü. Bu arada neymiş? Biz Temmuz'a yeşil girdik ya en son. Yeşil pasaport olduğumuz için biz Ağustos 1'de ülkeye giriş yaptık. Üstüne 6 ay ekliyorsun. Şubat 1'e kadar Avrupa'da sadece 90 gün kalabiliyoruz. Bu hakkımız var. Daha fazla yok. O yüzden 6 ay içinde Avrupa'da kaldınız mı diye soruyorlar. Öyle bir şey. Biz de kalmamıştık Allah'tan. Ona da dua ettim yani. Mert şimdi ileriye doğru boşluğa kayboldu. Elveda. Kışın da neden denizlerde olmayalım dedik. Malum Doris'le kışları gidemiyoruz arkadaşlar. Bu kuruculuk işiyle biraz gidecek gibiyiz. Bakalım Batı Akdeniz bizi bekliyor gibi. Böyle bir giriş yapayım konuya. Neredeyiz, neden buradayız? Çünkü bir Batı Akdeniz turu bulduk. MSC Cruises duymuşsunuzdur. Onunla işte İspanya, Malaga'dan başlayacak turumuz. Fransa, İtalya. Onun arkasından Fas'a geçeceğiz. Cebel Tarık Boğazı, Gibraltar'dan. Biraz böyle Atlas Okyanusu'na bakacağız. Atlas Okyanusu kıyısındaki şehirlerde vesaire kalaraktan, geri dönerekten, tekrardan İspanya'dan Antalya'ya geri döneceğiz. Bakalım neler olacak? Bu kuruculuk işi nereye kadar bizi götürecek? Sizi seviyorum. Bay bay. Süremiz yaklaşık 1 saat 5 dakika sürecektir ve en fazla 1-2 dakika içerisinde kapılarımızı kapatıp motor çeşitlerini planlıyoruz. Detaylı bir gelin sizlerle tekrardan paylaşacağım. Şimdi de işlerle. Nihayet yeni havalimanındayım. İstanbul'un 3. havalimanı. Ve tanıdık bir sima görüyoruz. Kimdir o? Mert Bey. How are you ve ne var you? Bir şeylere. Soçi'ye mi gideceksin yoksa Bahreyn'e mi? Deniz sağda tüm güzel bir servisine rastladık. Bunlar hap. Evet, onları haptan yapmış. Vay, kıyafet etiketleri Bershka özellikle. Karton. Atık kartonlar. Yine karton. Deriler. Güzelmiş değil mi sergi? Havalimanı İstanbul. Burası büyük. Bayağı büyük. Eda geliyor. Biz de artık yavaş yavaş ilerliyoruz, geziyoruz. Havalimanında da müzemiz de var yani. Efebos heykeli. Yoteler. Bu arada havalimanında bir tane bilim müzesi var. Tüm zamanların en büyük seyyahı olan İbni Batıta'yı da gösteriyor. Memleketine gideceğiz. Beni Musa'nın müzik otomatı bu. Çalış. Müzik dizileri oluşturmak için bilinen en eski cihaz Beni Musa'nın geliştirdiği programlanabilir müzik otomatıdır. Aa bak, kilitleniyor. Açılıyor. Bu suyla çalışan bir motor mu? Aynen. Su pompası. Su pompası. Ya bakın, su devrimi dönüyor. Vay be.
çok iyi. Abi çok saçma. Karanlık oda. Buradan düz geliyor, içeride ters oluyor. Niye öyle? İbnül Heysem'in ışığın doğrusalını ispatladığı bir deneymiş. Herhangi burada... bir nesneden gelen ışık bir iğne deliğinin arkasından geçerken görüntüsü ters döner. Evet, aa, ters dönüyor. Bu deney kameranın çalışma prensibini ve görme olayın en temel açıklamasıdır. Çok komik abi, nasıl oldu o iş ya? Şöyle de anlatıyor, çok güzel değil mi? Kendimi bu müzede tamamen bir İhsan Oktayanar kitabında gibi hissediyorum. Bu da bir usturlap. Kocaman. Oğlak, aslan, yengeç, konumları, yıldızların konumları. El Biruni de bununla ilgilenmiş. Hello. Where are you going? Yavaş yavaş F9'a gidiyoruz. Uçağımız bu noktadan hareket edecek. Zira beklediğimiz A ile F'nin arasının yürümesi 25 dakika. Ve Malaga. Malaga. Nihayet Malaga uçağına doğru gidiyoruz. Evet. İstanbul'da hava soğuk tabii de. Şey değil yani, kar yok, fırtına yok çok şükür. Mert çok mutsuz arkadaşlar. Çünkü acil çıkış almasına rağmen. Ayağım geniş ama kafam değiyor. Böyle böyle gideceğim. Omzum da şöyle bak. Böyle yanıma bir otursa da gideceğim. Böyle gideceğim. Sıkış sıkış, boğul boğul da öl. Yolculuğumuz kaç dakika kaptanım? Vallahi kısmet bu işte. 3,5 saat olur, 4,5 olur. Takribi 3,5 ile 4,5 saat. Uçağımız tam dolu. İnce hiç dolu bir uçak. İspanya, Malaga. İnşallah boğullarımız geliyordu. Mert'e kıyamadım ve yer değiştirdik. Zira orada sıkıştı. Bu arada İspanya'nın kanunları gereği uçak boyunca, uçakta yolculuk boyunca maske takmak zorunluymuş. No. Non pasaran. Ve geldik. Ne yazıyor bakalım? Aeropuerto de Malaga, Costa del Sol. Costa del Sol havalimanına hoş geldiniz. Hadi gidelim. Bakalım neler bekliyor bizi. Yani uçağımıza bay bay. Aynı Antalya'ya benzemiyor. Allah aşkına bak, Beydağları. Malaga eşittir Hisar Çandır. Bakın çakırlar bizim evde şurada bir yerde Konya. Geyik bayılmış. Hava aynı yalnız. THY'nin ekonomisinde bile bir şarap, yemek vesaire her şey çok güzel. Yani evet, neler içi, içebildik? THY yurt dışında bir aile şarap. Kırmızı beyaz şarap da aynı. Şu an Malaga pasaport polisine doğru ilerliyoruz. Otobüsümüzü ararken ben şurada takılmaya karar verdim. Biren tapas. Başka ne isterim ki? Şu anda Malaga Costa del Sol havalimanından su isimleriz. Otobüse bindik. En sonunda an itibariyle meğerse ekstrede bekliyormuş bizi. Panoramatik tura çıkıyoruz. Evet. Şoförümüz Alejandro. Rehberimiz. Ya şurayı alabilir miyim size abi? Endülüs bölgesine gelen milyonlarca turistin girdiği havaalanı aslında Malaga. Cruise işi başladı. 2000'li yılların başına kadar son derece köhne bir yerdi. Müzik.
Şurası Malaga Belediyesi. Hı hı. Şu taraftaki tepede ise Alcazaba. Yani halkın yaşadığı kale, kasaba. Hı hı. Bunun bir üstünde de Gibralfaro, orası da artık yöneticilerin, kraliyetin yaşadığı o kale var. Yukarıda evet, o biraz daha yukarıda. Götürmeyecekler gibi. Götürmeyecekler, biz kendimiz gideriz bence. Bakalım. Alcazaba'ya çıktı asansör. Aa. Ha öyle mi? Asansörle çıkılıyor. Evet. Tamam. Hangi meydana geldin Edo? Turist ofisi hemen geldim. Turistika ofisine de informasyon turistika. Tamam. Tiyatro Romano. Ha bak eski tiyatro varmış. Gel. Tamam. Hello. Por favor. Can I have map? Ladi Hana meydanındayız. Bence Hana diye okunuyor. Burada hemen turizm information var. Alcazaba'nın altındayız. Hemen Romano Tiyatro. Romalılardan kalma. Burası bence en merkezi meydanlardan biri galiba Mert'cim. Galiba öyle gözüküyor. Zaten katedral de buraya yakın, Malaga Katedrali. Tek konu Lady. Aynen. Şuralarda da bir sürü zaten yazıyor. Hamam. Hamam da varmış. Endülüs Hamamı. Kasabaya buradan gider. Ha, şuradan da giriş çıkış vesair, var. Vesair vesair. Tamam. Bakalım bakalım. Ama benzer bir başka şehirde. Burası herhalde en pahalı sokaklardan birisidir bence. Öyle mi diyorsun? Kafe Berlin var. 3 tanesi 10 euro. 3 tanesi 10 euro. Bu arada Malaga Picasso'nun memleketi. Onu söylemiş miydin? Doğduğu memleket. Evet, hadi. Evet, Malagalıların katedrali maddi sebeplerden dolayı yarım kalmış. Tek kolu Lady diyorlar. Yani tamam. Çan kulelerinden bir tanesi eksik. Ona okay. Bakacağız. Tabi burada biz arka tarafından geldik. Birazdan önden tekrar anlatırım. Evet. Katedral güzel. Kopuz yazık. Kocaman. Ha şu var, şu mu yok? Ha şu şey yok. Aa yazık. Çantlesi yok. Evet, Malaga Katedralimiz 16. yüzyılda birkaç tane mimarın bir araya gelerek yapımıyla başlıyor. Aslında bu burası bir camiymiş. Camiyi kiliseye döndürme çabaları. Evet. Camiden günümüzde pek bir şey kalmamış. Sadece avlusunda çeşmesi varmış abdest alınan. Portakal bahçeleri zaten meşhur. Turunç. Aynen işte Antalya'ya çok benzediği için sürekli söylüyoruz. Turunç giller zaten meşhur. İki tane çan kulesinden biri tamamlanmadığı için de işte La Mancuita, tek kollu kadın lakabıyla anılıyormuş. Üç tane. Kendisi. Çok güzel. Tek kollu kadına bir bakalım. Camiden çevrilmiş olması da enteresan tabii. Evet, cami. İspanya bana garip geldi. Çünkü bizim aynımız gibi değil mi? Evet, şöyle şeyli. Yalnız çok güzel turlar. Kapısı bomba. Aynen. Kapıya var. Kapı bombaymış. Baharatçı gördün mü? Çay. Çaycı baharatçı var. Hani yıllar cazminler. Bu sokak çok tatlıymış. Evet. Baksana yerlere. Yere de hadi şunu alalım buradan. Seç bir tane. Malaga yazandan alalım. Burası da Anayasa Meydanı. De la Constitución. Plaza de la Constitución. Anayasa Meydanı. Malaga'nın en büyük meydanı işte. Gördüm. Şurada bir şey var arkanda. O ne biliyor musun? Çeşme var. Evet, çeşmemiz var. Restoranlar, kafeler var. İşte palmiyeler yapmıştı. Çok tatlı sokaklardan buraya çıkılıyor farkındaysak. Aynen. Şu çeşmesine bakalım mı? Bakalım. Evet. Anayasa Meydanı ve çeşmesi. Gel,
Müze ha, müze yapmışlar. Sanat müzesi. Sanat müzesi. Çok güzel gözüküyor değil mi? Boğa. Burası İspanya'nın en eski boğa güreşi arenasının olduğu yer. Tabii boğa güreşine karşıyız. Ama bir zamanlar matadorları çok seviyordum. O da hep Ernest Hemingway'in Güneş Gene Doğar isimli romanından oldu. Okursanız eğer siz de bir şey aşığı olabilirsiniz yani. Boğa güreşi ve matador. Buradan geldim zaten. Şimdi ben diyorum ki şöyle gitsek. Tamam tamam öyle gidelim. Aynen. Şöyle dolun. Nasıl sokaklar? Çok şirin değil mi? Çok tatlı ya. Harika kapıya bak. Bak arkası da çok güzel gözüküyor. Bazıları Hardrock Cafe'nin tişörtlerini biriktiriyor ya Malaga falan. Tuzlu badem var. Vay. Ama güzel gözüküyor. Aynen. Cem var mı? Bilmiyorum 4.90 diyor. Şunlardan bir tane atmasam. Şu 3.90'la atmayayım ağzıma. Onu da mı yemeyelim? Ha? Mert şöyle bir iber kasabı gördü. Hemen dağıldı tabii ki. Bak nasıl hoşuna gidiyor bak. Yemin ederim şey hediyelik eşya alalım desem almıyor. Hemen böyle şeylere dadanıyor. Yapacak bir şey yok. Adamın modeli bu. Duvara gideceğime canıma gitsin diyor. Ya binalar çok tatlı değil mi şu eski? Fransız balkonlar falan. Mezurlar. Tapaslar. Tapas aslında meze demek arkadaşlar. Yani değişik meze tabakları geliyor. Çok hoş oluyor. İnşallah yemek için vaktimiz olur. İnşallah. Picasso Müzesi. Nasıl geliyor Eda? Burası tatlı bir balık restoranına benzemiyor mu? Taverna. Sevdin çık. Mi? Eda. Çok sevdim ya. Güzel gözüküyor. Akdeniz işte ama çok güzel. Hı-hı. Yalnız var ya arkada çeker misin bizim müzeyi Picasso? Çok hoş gözükmüyor mu? Evet. Kutular hatırdan. Seve gezmek. Patlıyorlar. Çok güzel. Bak şurası çok güzel gözüküyor. Gelsene. Bak. Köşe şey. El jardin. Ve yani şey. Bahçe değil mi? Evet Eda, İspanya'da İspanyol gitarı çalıyorlar. Çok güzel değil mi? Tam yani. Evet. Eski Roma tiyatrosu. Ha konser yapacaklar bak. Değil mi? Evet onu var. Şu değil mi? Evet. Aynen evet. Aynen. Her şey kuleli olan. Çok güzel. Mert bizim için Alcazaba'ya yani kasaba kalesine bilet aldı. Paramızın üstü şuradan düştü. Nasıl gözüküyor Mert'cim? Evet bu bir kule. Torre del Horno. Ha, Horno şey değil mi? Horn. Kale 765 ile 770 yıllarında Kurtuba emiri. Kurtubalılar burada biliyorsunuz yaşamışlar. Evet, 1. Abdurrahman tarafından yaptırılmış. Mağribi kalesi. Pardon. Mağribi ne demek? Mağrip. El Mağrip diyorlar bu bölge şeylere özellikle Fas tarafına. Batıdaki Afrika'nın en batısında olduğu için öyle diyorlar. Burası bir tabii ki Arap yani. Arap kalesi görüyoruz Alcazaba. İsminden de belli zaten.
önceleri korsanlara karşı savunma amacıyla inşa edilmiş. Halkın yaşadığı. Zaten bak şurada Arap esintileri vardı Adem'in de çektiğimiz gibi. Evet evet. Aynen Mali öyle. Bir daha doğrusu Arap demeyeyim de. Hadi bakalım bakalım. Neymiş ne değilmiş. Neymiş ne değilmiş. Güzelmiş ama değil mi? Çok. Evet Eda, ne gözüküyor? Ne gözüküyor? Tabii ki de Messi Lirika gemisi. Lirica. Lirika. Bekle bizi limanda. Şöyle. Orada bahçeler var. Orada başka bir şey var. Ha güvercin ne güzelmiş. Çıkıyor ya. Aynen. Renkler çok güzel. Evet evet. Farklı yani değil mi? Güneş olunca çok güzel oldu. Lirika'ya çıkıyor bak ya. Aa bak şey gözüküyor. Ne? Şey arenası. Ne o? Aa boğa güreşi mi? Boğa güreşi. Evet. Oo. Anlatsam ya. Anlat. Şu boğa güreşi arenası da arkadaşlar İspanya'nın en eski boğa güreşi arenası. En eski mi bu mu? En eski. Vay be. İlk bu yapılmış. Gemiler burada. Daha doğrusu Endülüs bölgesinde. İspanya'nın demeyi. Orada ne var? Yukarıda. Burası da yine Kurtuba Emiri 1. Abdurrahman tarafından yapılmış. Artık orası da yöneticilerin, kraliyetin yaşadığı ve askerinin yaşadığı kışlanın olduğu kale Gibralforo. Vay. Bence bu yol direkt Gibraltar'a gidiyor ya. Ya neyse. Bak orada evet park bak kapandı. He? Orada ayrı bilet. Hayır şey var şuraya çıkmış millet bak. Nereye? Şuraya. Ama mı biraz orduyuz? Ha. Bak, çeşme var. Ha, güzel bahçede. Bak. Ne oldu ya? Çok üzgünüm ya. Bütün İspanya'yı dolaştım böyle. Şey bulamadım ya. Hani bisiklete reklamında Carlos vardı ya. Soy Carlos onu da İspanyol diyordu yok böyle. Mu? Üstü çıplak altı şey vardı. Kot pantolonla evet. Gitar çalıyordu ya bunun altında. Onu bulamadın mı? O Carlos burada mıdır acaba dedim. Carlos diye bağırdım. Ses yok. Kısmet. Bisiklete yalan çıktı. Arkamızdaki de deniz şeyimiz. Neden ona? Deniz komutanlığı. Ha deniz komutanlığı. Sahil güvenlik falan. Abi biz de güveniyoruz. Ve 10 saatin bakıp çıkalım. Şu an itibariyle Park de Malaga'dayız. Evet. Doğru mu hocam? Evet. Malaga Park'ta biraz dinlenelim. Biraz stres atanlarım. Park'ı. Malaga. Çiftlere bakalım. Eğlenelim. Sanki Antalya Karaoğlan Parkı'ndayım. Bu Malaga Büyükşehir Belediye binası. Hotel de Ville. Burada bir yazı var görüyor musunuz? Ne diyor orada? Burada Malakka yazıyor. Fenikeliler kurmuş burayı. Fenikelce. Malaga. Malakka. Arena'nın girişi nerede sence? Onu bilemiyorum ama. Malagueta. Vay be boğa güreşi arenası göreceğimi hiç bilmezdim. Berlin sirki var. Dedim aa Andre Rio konseri Malaga'da. Çok güzel. Evet. Kapı birinci kapı burası
Boğa güreşi alanı. Tabii ki böyle de gezebilirsiniz Malaga'yı. Gracias. Güzel bir Malaga turu yaptırıyor. Sokaklarında kedi olan yerleri seviyorum. Malaga da böyle bir yer. Bengal buraya bak. Git git git. Evet, kim o Eda? Jamie Fernandez Pimentel'miş. Ne yaparmış? Çiçekli çocuk mu acaba? Çiçek mi satarmış Malaga'nın sokaklarında? Galiba öyle. Şu an ne yapıyoruz artık? Şu an artık yerimize geldik Malaga limanında. Koskocaman bir kahve. Aynen 270 metre çok falan. Çok büyük değil mi? Bavulları teslim ettik. Evet. Zımbaladık. Birazdan gemi ve hazırız. İntikal edeceğiz. Evet, saygıdeğer arkadaşlarımızla ilk liman şurada bir şeyin girişini yaptık. Girdin mi? Bindik şu anda. Bindik diyorum yani daha gelmedi. Eda önden gidiyor. Merhaba. Thank you so much. Thank you. Bye. Bye bye. Bye bye. Ve sonunda? Ve artık MSC'nin bir konuğuyum. Bu kartla benim her şeyim. Bu kart benim pasaportum. Bu kart benim oda kartım. Hem de param. Vay şu manzaraya bak. Şurada fotoğraf çekelim. Çekelim. Devam et seni. Çekeyim şöyle az video. Tamam. Nasıl? Az hallice bir... Ben hiç bu kadar büyük gemiye binmemiştim. Ve bundan daha büyükleri varmış. Gel çekelim. Küçük Doris iş başında. Geç. Levent, Mert, Dönmez. Dönmez. Yeah. Welcome aboard. Teşekkür ederim, sağ ol. Merhaba. Ha? Beşe mi gidin dedi adam? Ne demiş? Altıda. Mert Van Gregor. Nerede? Doris'teyiz. Van bir. 80-77. Bizim kaç? 81-58. Bura bizim mi Eda? Evet. Hepimizin evet, buradan ya. Evet, cephenizin sağlığı. Gel. Hala uzaktaydın. Aynı işin işte. Bu sefer de ilk ben buldum. Şu 80-58. Evet, açıyoruz kızım. Hadi bakalım. Haydi bakalım. Taradadat. 81-58. Diş 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 diş. Diş 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 diş. Diş 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 diş. Ay kutu gibi. Oley, en azından tek yatak var. Aa, bir şey diyeceğim. Bizim gittiğimiz ilk kutudan büyük. Onun kadar ya da az büyük. Ondan büyük bence. Aa, ilk defa da birleşik yatak benim falan. Aynen öyle. Evet, yani şey bu. Burası daha büyük. Bir iç kabine göre şu an iyi yani. İyi. Buna şükür. Bir şey koymuşlar. Şöyle ama. Bir. Oo, mini barımız dolu. Oley, bira bak. Bunlar ekstradır ama. Kapağı kapalılar ekstra diyor. Beefeater. Bak burada şey var. Ulan hiçbirini yemeyeceğiz. Bak 6,5 lira falan. Aa, Antalya'nın otelleri gibi sandım bir an. Banyo güzel. Aa, çok güzel. Banyo yeterli. Kocaman. Çok yeterli. Banyo güzel. Banyo güzel. O da azıcık küçük. Kocaman. O da azıcık küçük. Neyse işte. Ama aşkım yani o bindiğimize göre şey var. Çok buz çok şeyi var. Bak o buz usulü var Eda. Tabii tabii. O buzu getiriyorlar hep. Yani vodka alıp burada vodkalayabiliriz. Şükür olsun.
Burası oyun odası. Peki ne için burası? Gidiyoruz işte. Taraftaydı. Burada alışverişler var. Burada lobi var. Güzel, canlı müzik, şık. Şu karşıda bir şey. Çok güzelmiş değil mi? Evet. Evet, evet. Evet. Bizim odamız kaçtı? 81-58. Burada kimse yok. Arkada mı? Shore Excursion'muş burası. Burası resepsiyon. Gel. Evet, şimdi 32'şer euro içkiye para verdik. Günlük 32 euroya daha 32 euro ben ekstra içki parası verdik. Bunlar ekstra arkadaşlar, karta ekleniyor. Kısacası girdi. Nerede girdi? Evet, 11. kattan ben ayrılacağız şimdi ya, video çekmek istiyorum gemimizin. Öyle mi? Hı. Çiçmadım. Bak zaten burada yazıyor. Bak, easy drink package şu diyor, şu diyor. Evet Mert'cim, en çok merak edilen konulardan birisi de biz çok araştırmıştık. Bu içecek otomatları varmış bedava gemide. Bu neymiş? Allah. Otomat nedir? Bak şunlar kahve yazıyor. Evet. Burada sıcak su var. Dayının aldı. Evet. Soğuk su ve sıcak su yanında. Evet. Bir de gel öbür tarafa gidelim. Gidelim. Şöyle çay çeşitleri, bardaklar, su dolduruyor bakın. Bu kısım bedava kısmı. Ama buranın en büyük özelliği ne? Burada buz var, su var. Hı-hı. Bunlar şimdi şey, hani bazı otomatlarınızda siz dedi, bu. Mesela kahvaltıda öğle yemeğinde, akşam yemeğinde ama onun dışında kapalı. Evet. Yani onun dışında hep su da alamıyorsun. Su bile alamazsın, kahve, çay içemezsin. Aynen öyle. Yani meyve suyu falan da var ama işte dediğim gibi sadece kahvaltı zamanlarında ya da işte brunch zamanında bazı belirli zamanlarda açılıyor. Yani buna güvenip de susuz veya kahvesiz, çaysız kalabilirsiniz. Merak edilen, en çok merak edilen ikinci konu da bu içecek paketleri. Bunları da birazdan Mert size iyice anlatacak. Evet Mert'cim, bir türlü bilgi sahibi olamadığımız net bir bilgi sahibi yani. İçki paketlerini anlat bakalım bize, neymiş? Neden alıyoruz? Şurası bar ya. Evet. Bu bardan alınıyor içki paketi. Hı-hı. Veya tek tek içki alıyorsunuz. Tek tek içki almanız iyi değil. Çünkü sürekli ne yazıyor yanına? Yani hepsinde bir parası var. Şurada menü alalım. Hı-hı. Bak şurada menü. Şimdi kağıtlar var. Hepsine %10 bir defa şey ekliyor. %15 ekliyor. Hayır, %15. Bak şunlar easy paket, tamam mı? Bunların fiyatı yazmıyor dikkat ederseniz. Kokteyller 7 euroya kadardı. Yani bunlar size veriyor kısaca. Zero alkol veriyor. Aynen. İçinde işte şarap var. Şarap bira, var. Soft drink var. Kahveler var. Su var. Su da para. Ama şu ortadakiler ve yanındakiler. Bunlar yok mesela. Bunlar yok. Bunlar yok. Ondan sonra şunlar yok. Bu yok. Evet. Bunlar var. Şunlar zaten şunun aynısı bir kısmı. Bunlar olunca. Şunlar Easy Plus diye geçiyor. Hı-hı. Burada asıl olay şey, buradaki vodka işte viski neyse gerçek oluyor. Buradakiler hep çakma. Hı-hı. Bunda gerçek oluyor. Burada ve dediğim gibi susuz kahvesiz kalmamak için en azından o Easy paket alınması gerekiyor. Burada bir dünya kaldı, diğer içkiler var. Durum bu yani. Full her şey dahil de var tabii. Ha, o, şimdi günlük 32 euro Easy paket. 42 euro Easy Plus. 64 euro da şey, premium içki paketi var. Ve bunları kabinde kişi sayısı kadar almak zorundasın.
Evet, yani iki kişiysek. Ben Eda ile kalıyorum, iki tane, günlük iki. 32-64 euro. Bir de 10 gün boyunca kalıyoruz. Mesela öyle ben 5 gün içeceğim. Ha, yok, öyle bir şey yok. 10 günlük gene almak zorundasın. 10 günlük alıyorsun. Yani onu baştan İstersen ilk gün alabiliyorsun veyahut da ertesi gün alabiliyorsun. Ondan sonraki günlerde bu hakkını da kaybediyorsun. Tek tek almak zorunda kalıyorsun. Çok artık her bütün içeceğiz. Evet, bayağı biraz mecbur tutuyorlar. Size, sorunca söylüyorlar. Evet, bunu pek bizim şeyler de bilemiyor. Kimse bilmiyor. Aldığımız tur şirketleri. Üçüncü en çok sorulan soru da bu turu nereden buldunuz? Bu turu bulmak kolay arkadaşlar. Yani Google'a yazın. Kıyamet kadar karşınıza böyle turlar çıkıyor. Yani evet. Türkiye'de de çok güvenilir gayet. İşte ETS gibi ne bileyim tatil sepetidir, tatil budur. Onlardan günlük alırsınız. Günlük 10'ar euro. Ha, bir ödeme daha. Daha kesiyorlar. Evet, o ödeme de şart. Geldiğinizde 300 euro depozito alıyorlar. Bu gemide ama Mert. Adettendir Mert. Onu geri veriyorlar. Veya kart çekerlerse kartı 50 euro çekiyorlar. Evet. Onu geri vereceklerini söylüyorlar bakalım. Adettendir dediğim şey bahşiş. Günlük bahşiş adetten yani o mecbur oluyor. Hadi bakalım bu kadar en çok sorulan sorular. Bay bay. Evet Eda, ilk yemek izlenimlerin neler? Yemek izlenimlerim çok güzeldi. Heyecandan çekemedin yemekler yemeği. Yemekler harikaydı bu arada açık büfede. Yani bence her şeyin tadı güzeldi. Nefisti değil mi? Aynen. Gel şu havuz başına bir bakalım. Havuz başında neler dönülmüş? Havuz başına yaz gününde yapmak isterdim. Yemekten sonra gerçek manada kapalı yani havuz. Ay donuyorum. Bakayım. 18. Bugün 18'miş. Uhu, buz gibi. Aa, jacuzzi. Sıcak mı? Ellesene bir. 30 dereceymiş. Oley! Hey, yaşasın. Güneşte ben. Aa, orada da bar var Eda. Gemi çok güzel. Peki. Burada her şey var Eda. Yok yok ki burada. Bir var, bir var. Çok şey var zaten. Göstereyim, burası havuz barı. Güzel müzikler çalıyor. Motorlar tam gaz çalışmaya başladı. Malaga'ya veda edeceğiz. Burada da nefis pizzacı var yani. Harika yapıyorlar. Sürekli yapıyorlar. Güzel soslar. Gracias. Akşam yemeği 6.30'da ve 9'da olmak üzere 2 adet. Ana restoranlarımızda. 6.30 erken çıkanlar için, saat 9'da düşünün ki mesela geç yiyenler için, biz de geçeriz genelde Mert'le. Dışarıya da çıkmak istiyorum ama nereden? Por lo menos hace a lo mejor 15 o 16 o 17. Puede, puede. Bakın Alcazaba. Cibral. Fuertino, Fuertino. Fuertino.
Palomar, bizi çözebilirsin. Evet, merhaba. Nasılsınız? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederiz, sağ olun. Şimdi geldik. Bugün yeni giriş yaptık. Grupla geldik. Aynen, grup geldik. Merhaba. Yakaladık. İbrahim Bey'i yakaladık. Burada mısınız siz? Gemide çalışıyorum. Gemide çalışıyorum. Beni zor görürsünüz, ben genelde arka plandayım. Ben şeye bittim ya. Aa, buradan yok. Var var, gel. Burası ne bar acaba? Bir şey. Ay, yeşil ne tatlıymış burası. Aynen, burada bir bar. Şurada bak. Evet. Ben söyleyecek miyim? Evet, gemiye mini golf alayına devam ediyor. Çıktıkça çıkıyoruz. Yani deniz şeyi gibi kaldı artık. Çok yüksek abi, bu ne böyle şey mi olur ya? Bu arada şöyle bu çekeyim. Bu arada atmosfer piyano vardı, piyano vardı şu anda. İstiyorsan gidip dinleyelim. Dinleriz olur da. Jimnastikler, şeyler. Altıda. Puccini. Yalnız Rossini mi vardı? Scarlatti Puccini verdi. Şey çok ya. Bizimki Paganini. Bu arada güzellik ve spa merkezi burada. Spor salonu, deniz manzarası. Ama niye o zaman şey yapıyorlar? Bu arada Beyaz Parti'de mi galiba? Evet, Beyaz Parti'de var. Merhaba. Kolay gelsin. Hoş geldin. Kolay gelsin. Şu an ayrıldık, gidiyoruz Malaga'dan. Tamam, şey yavaş yavaş ayrılıyoruz. Ya, yapacak bir şey yok ya. Yani. Evet Eda, bakıyorum da tek bir havalı şeyin var. Tenceren var. Bizde böyle. Gemi hareket etti arkadaşlar. Lomboz yaptırdım kendime. Lomboz yaptım. Lomboz diye bir yapayım. Lomboz. Lomboz. Çok büyük çünkü. Şu an 12. katta. Ne yapıyorsun Eda? En sevmediğim aktivite olan kalkın. Bakın. Neyse falan filan. Yani o çok önemli değil. Önemli olan burası çok güzel falan. Şöyle gayet şıpşık. Mıp mık. Burası geminin tam arkası bu arada. Bildiğin en arkası yani. Arkaya bakıyor. Ondan sonra burada disco var. Şurası disco. Bir 5. kat, bir 6. kat, bir de 12. katta bütün eğlenceler. Değil mi hocam? Take a back seat, it's time. Take a long ride.